Kasım Atatürk'ümüzün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Tabii kendisini buradan saygıyla, bir minnetle bir kez daha anıyoruz. Ve aynı zamanda Atatürk'ün ışığında yaşamaktan, mücadele etmekten de onur duyuyoruz. Bunun altını çizerek güzel bir program burada yapmaya çalışıyoruz. Aslında çok fazla konuşulmuş bir konu değil. Bunu bir kez altını çizeyim. Herkes konuşuyor, konuşuyor ama çok ayrıntıya girilmiyor. Biz bugün çok güzel bir konu konuşacağız. Sonsuzluğa uğurlarken diyeceğiz, değil mi? Evet, Sonunda. Sonsuzluğa uğurlarken diyeceğiz ve Atatürk'ün ölmeden önceki yılları ve ondan sonra, öldükten sonra yaşananlar, bunların hepsini tek tek anlatacağız. Peki kim anlatacak? Kendisi çok değerli bir komutanımız. 3 yıl dolu dolu Anıtkabir'de komutanlık yapmış. 13. Anıtkabir komutanlığı görevini yürütmüş. Emekli piyade albay Sayın Muzaffer Taytak'la birlikteyiz. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı teşekkür zamanda ederim. 84 mezunu Subaylar Derneği Başkanısınız Evet. komutanım. Ve 3 yıl Anıtkabir komutanlığı yaptınız. O tabii çok önemli bir yer bizim için. Tabii orada maddi bir önemden daha çok biz tabii fikirsel bir önemden bahsediyoruz. Şimdi burada duyacaklarınızı belki de ilk defa duyacaksınız. Çünkü ben daha öncesinden biraz konuştuk ama ve duyduklarım, evet ya, burada çok güzel bir program olacak algısını yaratıyor. Bir kez daha Türk milletinin başı sağ olsun ama Atatürk'ün ışığı hala var ve biz o ışıkla buradayız. İşte o ışıkla burada size yayın yapıyoruz. Bunun bir kez daha altını çizerim. Komutanım, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bir de kitabınız var, onu da tanıtalım. Muzaffer Taytak, Kuleli'den Anıtkabir'e bir subayın anıları. Galati Yayıncak'tan iki baskı Evet. yapmış herhalde. İki baskı yaptı. Bu benim üçüncü Ve burada çok güzel bilgiler var. Bu bir kitabı da bana... Özellikle Anıtkabir'le ilgili anılar var tabii Evet. kitapta. Bu kitabı da bana armağan ettiğiniz için teşekkür ederim Rica komutanım. ederim. Çok sağ olun. İyi Şimdi okuyuşlar diliyorum. komutanım, 10 Kasım ve siz neler söylersiniz? Şimdi sonsuzluğa uğurlarken neler yaşandı? Bir o Evet. sizden Çok dinleyelim. teşekkür ederim. Böyle bir programa beni davet ettiğiniz Onur için. duyduk. Ve Türk halkına Atatürk'le ilgili, Atatürk'ün vefatı süreci ve cenaze işlemleriyle ilgili bir takım ayrıntılı konuları anlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, dediğiniz gibi bugün 10 Kasım 2019. Atamızın ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü. Programımıza başlarken Büyük Türk Milleti'nin özgür ve bağımsızlığına giden yolda çok büyük emekler vermiş. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah ve dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, daha sonra ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ve halen Türk milletinin, Türk devletinin bekası için canına başla fedakarca mücadele eden Mehmetçiğimizden nice şehitler verdik. Onları rahmet ve minnet ve şükranla anıyorum. Bugünkü asıl konumuz elbette ki 10 Kasım olması hasebiyle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün çok değişik yönleri pek çok açılardan ele alındı ve bu konuda yerli veya yabancı yazarlar tarafından pek çok kitaplar yazıldı, programlar yapıldı. Ama benim için torunlarıma da bırakacağım en büyük miras olarak 13. Anıtkabir Komutanı olarak ilgi alanıma giren en önemli konu Atatürk'ün vefatı ve daha sonra da Anıtkabir'in inşası sürecini bu programda el verdiğince anlatmaya Tabii çalışacağım. bütün arşivlere de okudunuz, biliyorsunuz. Tabii haliyle Dolayısıyla bu konuya en hakim olanlardan birisi yani sizsiniz. Anıtkabir'de halkın ziyaretine açık olan müze bölümümüzde sergilenen pek çok Atatürk'e ait eşya veya anıdan daha fazlası Atatürk'ün arşiv depolarında modern teknolojinin ne gerekiyorsa en iyi koşullarda saklanmakta, muhafaza edilmekte. Dolayısıyla biz halkın görmediği bir ayrıcalık olarak halkımızın göremediği başka hususları da görme şansını elde etmiş kişileriz. Anıtkabir'de görev yapmak herkese nasip olmaz diye bir veciz söz vardır. O bizim için büyük onurdur. Atamızın vefatı ile ilgili konuya gelecek olursak Evet. Erdem Bey, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1938 sabahı yine Çankaya Köşkü'nde biraz keyifsiz bir vaziyette uyandı. Saat 14'te
Başbakan Celal Bayar'ı kabul etti. Daha sonra da saat 15'te Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde milli bayram olarak ilk kutlandığı gün olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yerinde gençlerle birlikte, ki gençlerle birlikte olmaktan çok mutlu olurdu biliyorsunuz her zaman için. Gençlerle birlikte kutlamak, o coşkuya iştirak etmek için Çankaya Köşkü'nden Hipodrom'a, Ankara'daki gösterileri izlemek üzere saat 15'te hareket etti. Ve ilk kez milli bir bayram olarak o bayramı yerinde Türk halkıyla birlikte kutladı. Ve hemen akabinde programının gereği olarak trene bindi ve Mersin'e hareket etti. Aklının bir köşesinde sürekli kendisini meşgul eden Hatay sorunu vardı. O hasta halinde dahi bunu bir milli dava edindiği için orada olaylara yerinde müdahale edebilmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlığını yerinde görebilmek için Mersin'e gitti. 20 Mayıs günü Mersin'deydi. Orada Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarını yerinde gördü, denetledi. Adana'ya geçti. Bunları çok çabuk geçiyorum. Adana'da meşhur Atatürk Parkı vardır bugün şehrin göbeğinde. Kocaman bir park. Orada resmi geçidi kabul etti. Ve daha sonra Ankara'ya döndü. Ankara'da hiç Çankaya Köşkü'ne bile uğramadan dosdoğru Dolmabahçe Sarayı'na, yani İstanbul'a trenle hareket etti. Yani Ankara'dan dünya gözüyle son kez ayrılmış oldu. Bu arada dediğim gibi keyifsizdi. Bir rahatsızlık yaşıyordu ve bu rahatsızlığı giderek artacak ve daha sonra da o kaçınılmaz sona kadar varacaktı. Dolmabahçe Sarayı'nda günlerini geçirirken bir taraftan yine milli meselelerle kafa yormaya devam ediyordu. Hatay meselesi başta olmak üzere. Anıtkabir'de mozelenin girişinde sağ tarafta bir kitabe vardır. Onu bütün halk görür. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan diye ordulara mesajı 29 Ekim 1938 tarihlidir. Atatürk hasta yatağında dahi ordulara olan o hitabını kaleme almıştır. Yani ben hastayım, bana gelmeyin, dokunmayın dememiş, hala bu gibi konulara kafa yormaya devam etmiştir. Tarih çok önemli. Vefatından 11 gün önce, 12 gün önce ordulara mesajını kaleme almış. Efsane bir orduya mesajdır o. Neticede 7 Kasım tarihinde yerli ve yabancı doktorların son kontrolleri, müdahalelerine rağmen giderek durumu ağırlaştı. 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı doktorların ölüm raporunda bahsettiği şekilde terki hayat eyledi saat 9'u 5 gece. Bu arada benim söyleyeceğim bütün her şey kitabi ya da bir kaynağa dayalı ifadelerdir. Bu bazılarının türettiği sorulara da cevap mahiyetindedir. Örneğin Atatürk aslında 9'u 5 geçe vefat etmemiş ama öyle törenler öyle olsun falan diye 9'u 5 geçe olmuş desinler diye bir takım insanlar böyle şeyler uydururlar. Bunların gerçekle ilgisi yok. Atatürk'ün kesin vefat tarihi 10 Kasım 1938 Perşembe saat 9'u 5 geçedir. Yine burada Atatürk'e neden otopsi yapılmamış, ona bir açıklık getirelim. Yerli ve yabancı doktorları var. Bir heyet. Onlar günler, hatta aylar boyu Atatürk'ün hastalığını an be an takip eden bir heyet. Kesin vefat sebebinin karaciğerindeki asitli siroz olması hasebiyle otopsi yapmaya gerek olmadığı kanaati heyetçe karar verilmiş. Dolayısıyla otopsi yapmaya gerek duymamışlar. Tabii 10 Kasım'da vefat ettiği haberi bütün dünyada duyulmuş. Devlet başsız kalmaz düşüncesiyle anında Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanmış ve oy birliğiyle, bakın dikkatinizi çekiyorum, oy birliğiyle 2. Cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü'yü 11 Kasım 1938 Cuma günü seçmiştir. Büyük atamızın ölüm döşeğindeyken vefatından hemen sonra Atatürk'ün bugün de duvarlarda gördüğümüz maskelere, masklara temel teşkil eden yüzünün ve sağ elinin, o zamanki ifadeyle mulaj derler, kalıpları çıkartılmış
Nuri Hakkı Aktansel tarafından. Ve bunlar o alçıdan yüz maskı ve sağ elinin maskı ya da mulajı Anıtkabir'de muhafaza edilmekte. 10 Kasım'larda da halkın ziyaretine, halkın görüsüne açılmaktadır. Böyle büyük bir şahsiyetin görkemli bir cenaze töreni olması istendiği için, beklendiği için Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatıyla bir cenaze töreni uygulama heyeti oluşturulmuş ve bu heyetin başkanlığına da efsane komutanlardan İzmir'e ilk giren süvari kol ordusunun komutanı Fahrettin Altay getirilmiş. Orgeneral Fahrettin Altay başkanlığındaki tören heyeti törenin ne şekilde icra edileceğinin programını çalışmışlar ve o program doğrultusunda da uygulamayı gerçekleştirmişler. Buna göre atamızın yüz ve el maskı alındıktan sonra normal olarak cenaze işlemlerin, cenaze töreninin ve defnedileceği yerin neresi olacağı daha kesinleşmediği için cenazesi bozulmasın diye tahnit işlemi yapılmış. Ne demek bu tahnit işlemi? Tahnit işlemi, şöyle bir açıklama getireyim. Büyük çoğunluğu Atatürk'le ilgili mumyalanmış gibi bir ifade kullanırlar. Halbuki Müslüman Türk geleneğinde mumyalama diye bir kültürümüz yok. Bu tahnit işlemi de sadece Atatürk'e has değil. Geçmişte Kanuni Sultan Süleyman'a, hatta daha önce Murat Hudavendigar'a yapılmış. Günümüzde de tıp fakültelerinde kadavralara uygulanan cesedin kolayca bozulmasını önleyici bir solüsyonun hazırlanıp vücuda zerk edilmesinden kaynaklanıyor. Bunun formülünü de biz Sonsuzluğa Yolculuk isimli Anıtkabir yayınlarından kitabımızda zaten açıklamıştık. O formülün ne olduğunu da buradan size söyleyebilirim. 1 litre sıvının içerisine 200 gram formalin, 1 gram sublime, 200 gram toz, 10 gram asit pehek karıştırıyorsunuz. Sonra bunu vücudun çeşitli yerlerine zerk ettiğiniz zaman hücrelerin bozulmasını önlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla mumyalama çok daha başka bir işlem. Atatürk'ün naaşına da bu işlem yapılmış ve bunu yapan da Gülhane, İstanbul'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi hocalarından Profesör Doktor Tabip Albay Lütfi Aksu, Allah rahmet eylesin. Lütfi Aksu o solüsyondan iki küçük şişeye örnek olarak koymuş ve merhumun koltuk altlarına sıkıştırmış. Sonra bu naaşı normal bir abdestlendirmişler. Normal bir Müslüman cenazesine ne gerekiyorsa o işlemler yapılmış. Kefenlemişler. Bu kefeni çinko bir tabutun, metal bir tabutun içerisine koymuşlar. İçindeki kalan boşluklara da çam ağacının talaşından, tozundan basmışlar. Üstünü lehimlemişler. Sonra da içinin o günün tekniklerine göre içinin havasını almışlar. Havasız bir ortamda çam talaşının içerisinde kefenlenmiş bir naaş. Sonra bunu ceviz ağacından başka bir ahşap tabutun içerisine almışlar ve üstüne bayrakla sarmak suretiyle katafalka koymuşlar. Tarih 16, tören programının gereği olarak 16 Kasım 1938. Programın gereği olarak o tarihte hem yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerin, yabancı devlet temsilcilerinin hem de devlet protokolünün ziyaretine saygı geçişini açmışlar. Yine programın gereği olarak ertesi günde, yani 17'sinde de halkın ziyaretini açacaklar. Fakat bunu duyurduklarında halk öyle büyük bir izdiham şeklinde hücum etmiş ki atasına olan son vazifesini yerine getirebilmek için, o kargaşada 11 kişi ezilerek hayatını kaybetmiş. 40 kadar kişi de yaralanmış, hastaneye kaldırılmış. Hatta bunlardan 4 tanesi de hastanede vefat etmiş. Yani Türk halkının böyle büyük bir sevgisi var büyük öndere. Tabii halkın bu izdihamı nedeniyle bütün program aksamış. Bir günlük sabah açıp akşam kapatacak şekilde düşünüldüğü halde ertesi güne kadar sarkmış. Elimizde fotoğrafları var. Dolayısıyla halkın bu saygı geçişi uzayınca da Atatürk'ün naaşının İstanbul'dan Ankara'ya nakledilişi de 19'una kalmış. Atatürk'ü normal bir Müslüman cenazesine yapılan işlemler yapıldıktan sonra katafalka koyduklarında halkın bu derece
Atatürk'e gösterdiği ilginin neticesinde merhumun cenaze namazının nerede kılınacağı konusu gündeme gelmiş. Ve o dönemde İstanbul Üniversitesi'nin ilahiyat profesörlerinden Ordinarius Profesör Şerefettin Yaltkaya'ya sormuşlar. O da demiş ki, bana sorarsanız benim kanaatimce düşman çizmesinden temizlediği ve tertemiz hale getirdiği vatan sattında cenaze namazının kılınma şartlarını taşıyan her yerde bu merhumun cenaze namazı kılınabilir. Ama isterseniz bir de Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi Hoca'ya bir sorun. Rıfat Börekçi Hoca'ya sormuşlar. O da aynı kanaati destekleyince Atatürk'ün cenaze namazı 19 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda sabah 7.30 sularında orada hazır bulunanlar tarafından ve Ordinarius Profesör Şerefettin Yaltkaya'nın imametinde cenaze namazı Dolmabahçe Sarayı'nda kılınmış. 19 Kasım 1938 tarihinde Naaş askerlerin omuzlarında bayrağı sarılı top arabasına konmuş ve Dolmabahçe Sarayı'ndan top arabası üzerinde bir kortej şeklinde Beşiktaş'a, oradan Tophane'ye, oradan Karaköy'e, Karaköy Köprüsü'nden Eminönü'ne, Sirkeci'ye ve Sarayburnu'na kadar bir düzen içerisinde getirilmiş. Bütün geçtiği güzergahlar içerisinde halkın çok büyük bir ilgisini görüyoruz fotoğraflardan. Gözyaşları içerisinde son selamlarını vermişler ve Atatürk'ü İstanbul'dan bu şekilde uğurlamışlar. Sarayburnu'ndan Zafer Torpidosu'na yanaşmış, Zafer Torpidosu'na naaşı almışlar. Sonra kıyıya yanaşamadığı için büyük tonajlı Yavuz zırhlısını, açıkta demirlemiş olan Yavuz zırhlısına nakletmişler. Oradan da Yavuz zırhlısıyla İzmit körfezine, mayın iskelesine götürmüşler. Orada Yavuz zırhlısından alınan naaş Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı vagona nakledilmiş ve trenle Ankara'ya getirilmiş. Bu vagon şu anda tarihi Ankara Gar binasında halkın ziyaretine de açık. Olduğu gibi korunmuş Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı beyaz vagon orada, diğer bir ifadeyle direksiyon binasının hemen yan tarafında Devlet Demiryolları Müzesi Müdürlüğü'nün kontrolünde halkın ziyaretine açıktır. 20 Kasım sabahı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün başkanlığında pek çok devlet ileri gelenlerinin, askerlerin ve halkın karşılamasıyla naaş Ankara Garı'nda vagondan alınmış. 2. Meclis'in karşısında merhum Bruno Taut tarafından hazırlanmış bir katafalk var. O katafalkın üzerine, 2. Meclis'in önünde o katafalkın üzerine konmuş. Burada bir parantez açarak Bruno Taut'tan da söz etmek isterim. O yine Atatürk Cumhuriyeti'ne güvenerek Türkiye'ye gelmiş büyük mimarlardan bir tanesi. Ankara'da pek çok eserde imzası var. Ve Türkiye'yi gezerken Edirne Kapı şehitliğine hayran kalmış. Ve oradaki beğenisini çevresindekilere ifade etmiş ve keşke ben de burada defnedilsem diye dileğini dile getirmiş. Atatürk'ün bu katafalkını yaptıktan yaklaşık 15 gün kadar sonra da Bruno Taut vefat ediyor. Ve o dileğini yerine getirmek için, yani biliyorsunuz şehitlik Müslümanlıkla alakalı bir kavramdır. Ama Atatürk'e veya Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu sevgiden ve yaptığı hizmetlerden dolayı Bruno Taut bir Yahudi olduğu halde Edirne Kapı şehitliğine defnedilmiş belki de tek gayrimüslim kişidir. Bruno Taut'un da toprağı bol olsun diyelim. İkinci meclisin önünde katafalkın üzerindeki naaşa yine Ankara'nın devlet ileri gelenleri, devlet protokolü ve halk bir gün boyunca saygı geçişinde bulunmuşlar. 21 Kasım tarihinde de naaş oradan askerlerin omuzlarında alınarak geçici kabir olarak belirlenen Etnografya Müzesi'ne götürülmüş. Etnografya Müzesi'ne götürülerek bir mermer masanın üzerine bayrağı sarılı tabut konmuş ve başına generallerden ve askerlerden oluşan nöbetçiler görevlendirilmiş. Tabii
çok duygusal anların yaşandığını da ifade etmek gerekir. Sonuçta Anıtkabir'in nereye yapılacağı, nasıl bir projeyle yapılacağı düşünülüp tartışılırken bir taraftan da dünyadaki olayları da gözden kaçırmamak lazım. Yani kısaca Anıtkabir'in inşası süreci dünyadaki ve Türkiye'deki olan biten her şeyden direkt etkilenmiş. Örneğin naaşı oraya bıraktık ya. O sıralarda İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri gelmeye başlamış. Ve Türkiye bütün dikkatini cephelere vermiş. İkinci Dünya Savaşı'na girmemek için bir sürü diplomatik ataklarda bulunuyorlar. Ama bir taraftan da her an savaşa girebiliriz düşüncesiyle 1 milyon askerini seferber ediyor. Bütün cephelerde, bütün hudutlarda emniyet tedbirlerini alıyorlar. Dolayısıyla devletin bütün dikkati ve gücü veya ekonomik desteği ordunun üzerinde. Dolayısıyla bir taraftan bu işlerle uğraşılırken geri planda da Atatürk'ün nereye defnedileceği konusunda tartışmalar devam ediyor. Bu konuda Atatürk'ün bir vasiyeti yok. Yani Çankaya'daki bir sohbet esnasında bir gece meşhur sofralarından birinde beni Çankaya'ya gömersiniz demiş. Fakat aklına takılmış olmalı ki ertesi günü manevi kızı Afet İnan'ı çağırıyor. Ben dün gece böyle söyledim ama milletim nereye istiyorsa beni oraya gömsün. Benim herhangi bir vasiyetim yok demiş. Onun üzerine belli bir yere işaret etmediğine göre çeşitli tartışmalar yaşanmış. Abidin Dino mesela meşhur ressamımız Ankara Kalesi'ne bir Hitit aslanı şeklinde yapılacak bir kabre defnedilmesi gerektiğinin daha uygun olacağını söylemiş. Kimisi Atatürk Orman Çiftliği'ne çok büyük emek verdi. Dolayısıyla çiftliğe yapalım mezarını demişler. Kimisi Çankaya Köşkü'nün arazisi niye olmasın demiş. Fakat daha sonra Trabzon milletvekili olacak olan Siirt milletvekili Mithat Aydın Keçiören'den Dikmen sırtlarına doğru şöyle afaki bir hilal şeklinin tam ortasına denk gelen Rasat Tepe ay yıldızı simgeler. Dolayısıyla Rasat Tepe anıt mezar için yani bugünkü Anıt Tepe yani bugünkü Anıt Kabir'in olduğu yer bir yıldız gibi yükselmektedir deyince bütün dikkatler oraya çevrilmiş. Ve Anıtkabir'in Rasat Tepe'ye yapılmasına karar vermişler. Mithat Aydın'ın teklifi üzerine mecliste görüşülmüş, tartışılmış. Fakat Rasat Tepe aslında bir tümülüs. Yani insan eliyle yapılmış bir yığıma tepe. Hatta karar verildiğinde orada 5 tane kral mezarı var. Bunları nereden okuyoruz? Akademisyen Tunç Bora'nın bugün Anıtkabir Hediyelik Eşya Biriminde de satışa sunulan Anıtkabir'in İnşası diye bir kitabı var. Çok güzel bir belgesel. Hatta bunu TRT daha o yıllarda bunun belgesel filmini de yapmış. Her türlü ayrıntıyı belgesel olarak oradan görebiliriz. Böyle bir tümülüste 5 tane kral mezarından 3 tanesi hemen inşaya karar verildiği zaman boşaltılıp Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne tahliye edilmiş. İki tanesi de daha sonra 1967 yılında tahliye edilecek. Şu anda orada herhangi bir kral mezarı yok. Ama Anıtkabir'in inşasının oraya yapılmasına karar verilince nasıl bir projeyle yapılacağı tartışılmış. Ve bir uluslararası bir proje yarışması açılmasına karar verilmiş. Bu yarışmaya da 49 proje katılmış. Yine uluslararası mimarlardan oluşan 3 kişilik bir heyet bu 49 projeni incelemişler. Bunlar tabii kapalı kod ismiyle yarışmaya giriyorlar. Ve kime ait olduğu belli değil. Ve en sonunda 3 projenin uygulanabilir olduğuna fakat her üçünde de hangisini kabul ederse Bakanlar Kurulu her üçünde de bazı ufak tefek değişiklikler yapılması gerektiğini karar vererek Bakanlar Kurulu'nun kararına sunmuşlar. Bakanlar Kurulu 3 projeye de bakmış ve şu anki uygulanan projenin uygun olacağına karar vermişler. Bir açıp bakmışlar ki iki Türk mimarın Profesör Doktor Emin Onat ve o günkü şartlarda Doçent Orhan Arda'nın projesi olan şu anki Anıtkabir projesinin uygulanabilmesine onay vermişler. Temeli
1944 yılında atılmış Anıtkabir'in. 1944 yılının 9 Ekim'inde. Ve 1953'e kadar inşaat devam etmiş. Normalde 9 yıl sürmüş gibi gözüküyor ama ben Anıtkabir'in inşasında çalışmış insanlarla karşılaştım. Anıtkabir komutanlığım sürecinde. Onlardan da aldım bu bilgiyi. Öyle şiddetli kışlar olmuş ki 4 ay, 5 ay çalışamadıkları dönemler olmuş. Dolayısıyla verimli zaman aslında 9 yıl değil. Anıtkabir'in bütün şantiye şefinin bütün sorumluluğu bir Türk kadınına ait. Sabiha Güreyman. Efsane bir isimdir. Milli voleybolcu. İnşaat yüksek mühendisi belki o yıllarda yüksek mühendis miydi bilmiyorum. Bir kadının sorumluluğunda Anıtkabir'in inşası gerçekleştirilmiş. 9 yılın sonunda inşaat tamamlanmaya yüz tuttuğunda Anıtkabir'in inşası ile ilgili olan biten her şey dünya ve Türkiye'deki olan biten olaylarla ilintilidir diye. Malumunuz 1950 yılına geldiğimizde Türkiye çok partili hayata geçti. İkinci Cumhurbaşkanı değişti. Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar oldu. Demokrat Parti iktidara geldi. Ve onların döneminde 1953 yılında 10 Kasım'da Anıtkabir'e Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabirde bulunan Atatürk'ün aziz naaşının nakledilmesine karar verdiler. Anıtkabir'le ilgili birkaç cümle söyleyecek olursam, Anıtkabir'de kullanılan her türlü malzeme Anadolu'dan temin edilmiştir. Ve Anadolu'dan gelmiş geçmiş bütün kültürlerin, özellikle Türk kültürünün izlerini taşır. İşte oradaki aslanların duruşu, sayısı, aslan yolun özellikleri, girişteki kadın ve erkek heykel grupları, oradaki 10 tane kulenin özellikleri ve süslemeler tamamıyla Türk kültürünü yansıtır. Bunu da başka bir programda anlatabiliriz. Çok çünkü çok uzun bir konu. Ve naaşın 10 Kasım 1953 tarihinde Anıtkabir'e nakledilmesine karar verildiğinde gereken hazırlıklar yapılmış. Kız ve erkek teknik okul öğrencileri görevlendirilmiş. Olgunlaşma Enstitüsü kız öğrencileri tekrar el emeği göz nuruyla bayrak işlemişler. Ve o gün geldiğinde 7 Kasım 1953 tarihinde naaşın bulunduğu yere gelen Bakanlar Kurulu üyeleri Atatürk'ün kız kardeşinin ve meclis başkanının hazır bulunmalarıyla mermer lahit kaldırılmış. Toprağın içerisinde bulunan tabut, bayrağı sarılı tabut yukarıya çıkartılmış ve tabutu teknik okul öğrencileri açmışlar. Ve tabutu açtıkları zaman o metal tabuttan bahsetmiştim az önce. Metal tabut kesilerek açılmış. Metal tabut açıldığında bulunan odaya, mekana mis gibi çam kokusu yayılmış. Atatürk'ün yüzünü ilk gören bir Türk kadını yine, Kamile Şevki Mutlu, anatomi profesörü, patolog, diyor ki ifadelerinde odanın içerisine mis gibi çam kokusu yayıldı. Bazılarının iddia ettiği gibi cesette herhangi bir bozulma olmamış ve hocam rahmetli Lütfi Aksu işini çok iyi yapmıştı. Atatürk'ün yüzünü açtığım zaman yüzü uyuyor gibiydi. Sol gözünün üzerine bir tutam saçı düşmüş. Adeta Dolmabahçe Sarayı'ndaki hasta yatağındaki gibiydi diye kendisinin ifadeleri var. Dolayısıyla Atatürk'ün yüzünü ilk gören de yine bir Türk kadını. Orada naaşı tabutun içerisinden çıkartmışlar. Kefenini yenilemişler ve koltuğunun altındaki o örnek şişelerden söz etmiştim. Onlar halen Anıtkabir'de muhafaza edilmekte. Hatta tabutu açtıkları çekiçler, vidalar her şey dahil Anıtkabir'de muhafaza edilmekte. Ve 10 Kasım 1953 tarihinde 1953 mezunu, Kara Harp Okulu mezunu subayların çektiği top arabasıyla Etnografya Müzesi'ni, bugünkü Gençlik Parkı'nın önü ve Ulus Meydanı, oradan 2. Meclis, Ankara Garı, oradan Anadolu Meydanı ve Anıtkabir'e bu güzergahı takiben getirmişler. Anıtkabir'de Aslanlı Yolu geçmişler. Tören alanında
Bugün Anıtkabir'in mozolenin hemen önünde Hakimiyet-i Milliye kürsüsü dediğimiz beyaz bir mermer lahit vardır. Orada naaşı koymuşlar, büyük bir tören yapmışlar. O günün Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Atatürk'ün dava arkadaşı, Kurtuluş Mücadelesi'ndeki Galip Hoca namıyla bilinen Celal Bayar çok tarihi bir konuşma yapmış. Onun içerisinden bir cümle şöyledir. Atatürk, şimdi seni vatan toprağına veriyoruz. Fakat bilesin ki senin asıl yattığın yer Türk milletinin kalbidir. Çok değerli bir cümle kullanmış, söz sarf etmiş. Oradaki töreni müteakip muhafız alayının askerleri naaşı almışlar ve mozolenin içerisinde bugün engelli merdiveni olarak kullandığımız soldan ve sağdan aşağı iniş merdivenleri vardır. O merdivenlerden soldan cenaze, sağdan devlet protokolü inerek bugünkü mezar odasına naaş getirilmiş ve gerçekten de ben kayıtlara baktım. Yurdun dört bir köşesinden getirilmiş keseler halinde topraklar harmanlanmış bir vatan toprağı elde edilmiş. Ve defnedileceği yere o toprak konmuş. Naaş bir Müslüman cenazesine nasıl yapılırsa o şekilde kurallara dikkat edilerek toprağa verilmiş. Bu olaya son hayatta kalan son canlı tanık benim der. Saygıdeğer Anayasa Mahkemesi'nin onursal başkanı Yekta Güngör Özden başkanımız. 10 kişi var mezar odasının içerisinde. O 10 kişiyi fotoğraflardan tek tek sayar. Bir tanesi de merhumun kardeşi Makbule Atadan ve öğrenci, üniversite öğrencisi temsilcisi Yekta Güngör Özden'dir. Naaşın toprağa verilişine şahitlik, tanıklık eden son kişiyim der. Sonra toprağa orada verildikten sonra kapıyı kapatırlar ve yukarıya şeref salonunda bir saygı duruşunda bulunurlar. Sonrasında da halkın ziyaretini açarlar. Yine kapılarda beklemekte olan halk büyük bir ilgi göstererek ilk gününü bu şekilde geçirirler. Tarih 10 Kasım 1953. Komutanım var mı ekleyeceğiniz peki bunun dışında? Evet, programın sarkmakta olduğunu farkındayım. Zaman daralıyor. Anıtkabir'le ilgili birkaç bir şey daha ekleyerek müsaadenizle sözlerime son vereyim. Anıtkabir ilk günkü orijinal haliyle korunmakta. Ve bu şekilde de korunacaktır. Halkımız bu konuda müsterih olsun. Çünkü Anıtkabir Bakım Onarım ve Restorasyon Kurulu var. O kurulun onayından geçmeyen hiçbir işlem orada yapılamaz. İkinci konu, Atatürk'ün vefatından 81 yıl geçmiş olduğu halde bugün halen yılda 6,5 milyondan fazla ziyaretçi akın akın gelmekte. Ben görevli olduğum sürede araştırdım. Atatürk'ün çağdaşı olmuş, devlet kurmuş, başka dünya liderlerini araştırdım. Ne Lenin, ne Mao, ne Napolyon, hatta biraz geriye gidelim. Hiçbirisinin günümüzde bu kadar çok halkın ziyaretine açık olmasını görmedim. Bugün ben göreve başladığım 2012 yılında 3 milyon 900 binlerdeydi yıllık ortalama ziyaretçi. Fakat bugün 6,5 milyonu yıllık ortalamada geçmiş durumda. Tabii Atatürk'ün sevgisini, bu halkın kalbindeki sevgisini de bu sayılarla direkt de ilintilendirmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Atatürk'ün sevgisi halkın kalbinde çok daha fazla. Bu sadece Anıtkabir'e ziyarete gelen kişilerin sayısıdır. Bir ölçüdür. O anlamda ele almak lazım. Ve bazı özel günlerde Anıtkabir büyük bir izdihamla halkın ziyaretine açıktır. Büyük bir izdiham şeklinde insanlar akın akın gelirler. O kadar güzel bir şeydir ki o manzaraları görmek, şahit olmak, gözlemlemek. Hiçbir en ufak bir adli vaka olmaksızın büyük bir saygı, büyük bir sevgiyle insanlar 7'den 70'e Anadolu'nun dört bir tarafından gelirler ve saygılarını sunarlar. Bu sonsuza dek de sürecek bir sevgidir. Sanıyorum dünyada başka hiçbir lidere de böyle bir sevgi nasip olmamıştır. Peki o zaman herkesin merak ettiği soruyu sorayım. O herkesin yanlış bildiği o mum yalandı. Evet. Denilen o solüsyon vücuda verildikten sonra şu anda hala Atatürk'ün naaşı... Yok, hayır hayır. 1953 yılında Etnografya Müzesi'nden çıkartıldığında naaşı
yüzü açıldığı zaman işte patolog profesör Kamile Şevki Mutlu tarafından tahnit bozulmuş. Yani bilerek ve isteyerek bilerek yapılıyor. Ve isteyerek. Neden çünkü, yapılıyor? Neden? Çünkü Atatürk bir Müslümandı. Bunu her zaman söyler. Dinimizle ilgili verdiği çok önemli mesajları vardır. Dolayısıyla bir Müslüman toprağa nasıl verilirse, topraktan geldik, toprağa gideriz inanışı vardır İslamiyet'te. Dolayısıyla Atatürk de toprağa karışmıştır. Bugün normal bir cenaze ne şekilde ise sanıyorum Atatürk'ün naaşı da o şekilde gelmiştir. Son olarak ben bir de kitabımda da yer verdiğim Atatürk'ün imzası ile ilgili bir hususu dile getirmek Tabii. istiyorum. Bugün pek çok yerde Atatürk'ün imzasını görmek mümkün. Fakat komutanlığım döneminde de buna çok mücadele verdiysem de bir türlü başarılı olamadım. Atatürk'ün gerçekten kendisinin kullandığı imza örneği budur. Ve kuyruk yoktur. Aşağı doğru çekilen kuyruk yoktur. Dolayısıyla gerçek Atatürk sevdalılarının bu ayrıntıya dikkat etmelerini önemsiyorum. Bunu da son mesaj olarak vereyim. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetinde Türk milleti gittiği sürece, onun açtığı yolda yürüdüğü sürece biz her zaman başarıya ulaşacağız. İnanıyor ve güveniyoruz ki Türk halkının kalbinde Atatürk'ün yaktığı o meşale, açtığı o ışıklı yol hiçbir zaman sönmeyecek. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz komutanım. Bize en azından bu bilgileri verdiğiniz için gerçekten de önemli bilgiler. Bu bilgileri de kolay kolay erişemeyiz. Siz bunların hepsini gördünüz, anlattınız bize. Teşekkür ederiz. Evet, Veryans'ın da Pankuş'un sonuna geldik. Tabii bu 10 Kasım özel programı olsun. Hatta Pankuş olmasın. Neden? Çünkü gerçekten 10 Kasım'da biz aslında hani anıyoruz, anma dediğimiz şey de biz gururla anıyoruz, onurla anıyoruz, şerefle anıyoruz. Gerçekten büyük bir mücadeleden çıkmış bir komutandan bahsediyoruz. Bu komutan şu an geleceğimize de ışık tutuyor. Sadece bir komutandan ibaret değil, aynı zamanda bir siyasi bir adam, aynı zamanda bir düşünür. Ve bize yol göstermiştir. Bu yolda ilerlemek, anti-emperyalizm yolunda ilerleyebilmek, birlik içerisinde, milletçe, birlik içerisinde olmak çok çok önemli. İşte o bütün bu yolları açmış, altı okuda bizlere armağan etmiş bir şahsiyetten bahsediyoruz. Çok teşekkür ederiz komutanım. Başka bir programda görüşmek üzere. Ben teşekkür Herkese ederim. Mutlu günler diyoruz.